Herkese merhaba. Bugün sizlere hamilelik süresince mutlaka tükettiğim 10 besinden bahsedeceğim. Hamileliğimizi öğrendiğimiz andan itibaren hemen aklımıza şu geliyor. Nasıl beslenmeliyim, ne yemeliyim? Hemen böyle bir kaygının peşine düşüyoruz. Doğru bir kaygı çünkü gerçekten biz ne yersek bebeğimiz de onunla besleniyor. Beyin gelişimi, organların gelişimi, kilosu, plasentadaki su, bunların hepsi gerçekten bizim nasıl beslendiğimizle doğrudan alakalı. Ben şimdi çok uzatmadan hemen bu süre zarfında tükettiğim 10 besinden bahsetmek istiyorum. 1. Yumurta. Yumurtayı günde 2 tane mutlaka yemeye çalıştım. Çünkü ciddi anlamda bir protein kaynağı. Benim yumurtayla ilgili küçük bir sorunum vardı. Ben yumurtanın beyazını yemiyorum. Ancak çırpılmış halde yiyorum. Yani bir şekilde çırpılmış, haşlanmış nasıl tercih ederseniz edin. Ama günlük bir ya da iki yumurta mutlaka yemeye çalışın. 2. Abartmadan tam tahıllı ekmek. Hiç ekmek yememiz mümkün değil. Bu dönem böyle kilo almayayım diye ekmekten, hamur işinden uzak kalmak bilmiyorum. Bence çok doğru değil. Tabii ki böyle her gün börekler, çörekler falan yemeyin. Ama akşamları ve sabah kahvaltınızda mutlaka tam tahıllı ekmek tüketmeye çalışın. Çünkü bu da aynı şekilde bebeğimizin alacağı besin anlamında çok çok kıymetli. 3. Ceviz, fındık, badem mümkünse kavrulmamış olanları çantamdan hiç eksik etmedim. Ben bunları ara öğün olarak kullandım. Örneğin iş yerindeyken ya da işte dışarıdayken acıktığın zaman işte abur cubura sarmak yerine ben böyle kilitli poşetin içerisinde işte bunlardan koyarım muhakkak. Birkaç tane ağzıma atıyordum. Hop mis, hem açlığımı kesiyordu hem de sağlıklı bir atıştırmalık yemiş oluyordum. Hem bana hem de bebeğim için faydalıydı. Ben bunun içerisine gün kurusunu da ekliyordum bu poşetin içerisinde. Çünkü ben bir dönem ikinci trimester döneminde bağırsaklarımla ilgili bir sorun yaşamıştım. Ve gün kurusu ve suyla işi çözmüştüm. Bunları çantanızdan eksik etmemenizde fayda var. Çünkü özellikle cevizin bebeğin beyin gelişimi açısından çok faydalı olduğunu okumuştum. O yüzden ceviz yemeği çok önem verdim. 4. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleriyle ilgili olarak ben çok fazla, çok düzenli olarak süt içen bir insan değilim zaten. Çünkü laktoza karşı çok ciddi duyarlılığım var. Laktozlu süt içtiğim zaman çok ciddi gaz sancısı çekiyorum ve kendimi hastanede buluyorum. Dolayısıyla sütü laktozsuz içmeye çalıştım işte. Denk geldikçe aldım. Bir haftada bir iki bardak falan içtim. Ama benim zaten süt ve süt ürünleriyle ilgili almak istediğim besin kalsiyum. Dolayısıyla da kalsiyumda en çok yoğurtta var. Ben yoğurdu evde mayalıyordum. Ve günde mutlaka bir kase yoğurt yemeye özen gösterdim. Size de tavsiyem yoğurdu evde mayalayın. Çünkü gerçekten marketten falan aldığımız yoğurtların böyle 20 gün falan bozulmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben çok faydalı olduğunu düşünmüyorum onların. Kendiniz mayalayın. Her gün bir kase yoğurt yiyin ve günlük bir kase, iki kase yoğurt yiyin. Zaten kahvaltıda mutlaka peynir de tüketiyorsunuz. Kalsiyum ihtiyacınızı böylece gidermiş olursunuz. 5. Kırmızı et. Hamilelikten önce benim zaten etle aram çok yoktu. Vejetaryen olduğumla ilgili falan değil. Yani olduğum zaman yerim ama canım çekmez. Böyle çok etçil bir insan değilimdir. Daha otçul bir insanımdır ben. Ama bu dönemde et de yemem gerekiyordu. Demir ihtiyacından dolayı. Yine zorlayarak bir şekilde haftada bir kere et yemeye özen gösterdim. 6. Balık. Omega 3 anlamında bizim hamilelik sürecinde gerçekten çok düzenli tüketmemiz gereken besinlerden birisi balık. Ama balıkta da şöyle bir şey var. Her balığı yiyemiyorsun. İşte midye yiyemiyorsun, dip balıklarını yiyemiyorsun, civa oranı yüksek olan balıkları yiyemiyorsun. Dolayısıyla bunları biraz araştırmak gerekiyor. Ben somon yemeye çalıştım ve ağırlıklı olarak tabii ki hamsi yemeye çalıştım. Ama haftada bir kere düzenli olarak balık mutlaka tükettim. 7. Su. Hamilelik süresince 2-2,5 litre su içmeye özen gösterdim. Çok su içen bir insan değildim. Çok fazla su tüketmem gereken bir döneme geçmiştim. Böyle nasıl olacak falan diye düşünüyordum ama daha sonra kafamda şöyle bir metafor oluşturdum. Dedim ki çocuğum bir akvaryum içerisinde yüzüyor şu an. Dolayısıyla şu an onun en çok ihtiyacı olan şey su. İç vuracak. Bunu düşündükçe
su tüketimim daha da çok arttı ve suyla daha da haşır neşir olmaya başladım. Günlük 2-2,5 litre su mutlaka içtim. Akşam evimde, dışarıda, şişede, iş yerinde, masamda mutlaka ve mutlaka su oldu. 8. Meyve ve sebze. Meyve ve sebze tüketimime çok çok dikkat ettim. Çünkü biz her gün balık yemeyeceğiz, her gün et yemeyeceğiz. Sadece yoğurt yiyerek hamileliğimizi geçirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da sebzelerden alacağımız besin de bizim için çok çok kıymetli. Düzenli olarak sebze yemeklerini, özellikle zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çok özen gösterdim. Meyve olarak da ben bu dönemde nara çok sardım. Nar çok fazla yedim C vitamininden dolayı. Muz tüketmeye çalıştım. Bir şekilde akşamları en azından bir porsiyon, yarım porsiyon da olsa meyve yiyerek meyveden alacağım besinleri de almış oldum. 9. Avokado. Beni eğer ki diğer videolarımdan da izliyorsanız hamilelik süresince ve tedavi süresince de o kadar çok avokado tükettiğimi biliyorsunuzdur. Gerçekten ben bunun çok faydasını gördüm. Bir de avokadonun hamilelikle ilgili faydasını okudukça daha da çok tüketmeye başladım. En azından günde yarım avokado mutlaka yedim. Bebeğin beyin gelişimi açısından. Çünkü çok ciddi anlamda da aynı zamanda folik asit kaynağı. 10. Maden suyu. Bu dönemde biz böyle gazlı içecekler içemiyoruz. Bitki çayları zaten sıkıntılı bir durum. İşte içsen mi içmesen mi çok arada kalıyorsun. Çay desen aynı şekilde öyle. Ama akşamları da böyle bir yemekten sonra 1-2 saat sonra böyle bir şeyler içmek istiyorsun. Ben bunu biraz geç öğrendim. Maden suyu içebiliyormuşuz ve hatta bayağı da faydalıymış magnezyum anlamında. Ama burada şöyle bir şey var. Soda değil maden suyu. Çünkü mineral bakımından en zengin olan içecek maden suyuymuş. Dinlediğiniz gibi hamilelik süresince sürekli olarak tükettiğim bu 10 besinden bahsettim. Aslında böyle çok karmaşık bir durum yok. Böyle tabii özel bir sağlık sorunu yoksa, çünkü diyetisyenle çalışan hamile insanlar da, hamile kadınlar da var. Onlar çok başka, ama siz normal bir rutin bir beslenme düzeninde gidecekseniz birazcık günlük beslenme rutininizi değiştirdiğiniz zaman işler çok keyifli oluyor. Çok da karmaşık değil. Sağlıklı, dengeli beslendiğimiz zaman bebeğimiz de aynı şekilde sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Benim videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın.